sevgili takipçilerimiz. Bugün gerçekten çok renkli bir simayla, renkli bir isimle beraberiz. Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Azmi Karamahmutoğlu ile beraberiz. Karamahmutoğlu, Alparslan Türkeş'in sağlığında atadığı son Ülke Ocakları eski genel başkanı. Öncelikle adaylığınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bayağı da bir ses getirdi. Kısaca bir şey alalım. Madem öyle, Azmi Karamahmutoğlu'nu kısaca bir alalım. 1966 Trabzon doğumluyum. Öğrenim hayatım lise bitene kadar Trabzon'da oldu. En son Trabzon Ticaret Lisesi'nden mezun oldum. Üniversite sebebiyle Mersin'e gittim. Çukurova Üniversitesi'ni kazanmıştım. Ön lisans diplomamı orada işletmecilik bölümünden aldım. 1989 yılında mezun oldum. 5 yılımı Mersin'de geçirdim. 80 sonrası siyasal yaşama geçildiğinde Mersin'de Milliyetçi Çalışma Partisi'nin kuruculuğunu yaptım. Sonrasında İstanbul'a geldiğimde 1988 yılında İstanbul Ülke Ocakları'nda faaliyete başladım ve İstanbul İl Ocak Yönetim Kurulu üyeliğiyle başladım. Beraberinde Bakırköy İlçe Başkanlığı olarak geçti ve Avrupa Yakası Bölge Başkanlığı olarak devam etti. Evet, Ülke Ocakları. 94 yılına geldiğimizde Bursa Ülke Ocakları İl Başkanlığı görevi yaptım. Bu İstanbul'un bütün ilçelerinde tek tek teşkilatladık. Yani iki teşkilatımız varken bunu 5 yıl içerisinde 120 teşkilata çıkarmıştık ki büyük bir sayıydı. Fakat geceli gündüzü durmadan çalışıyorduk. Şu an bulunduğumuz Küçükçekmece ilçesi olsun, bu Avrupa yakasının her ilçesinin birçok ilçesinin kurucusuyum. Birçoğunda hem parti kurucusuyum hem gençlik teşkilatı olan ocak kurucusuyum. Sonra Bursa Ülke Ocakları İl Başkanlığı görevini yaptım. Sonra 94 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittim. Orada Ülke Ocakları'nı teşkilatladık. Görevimin bir parçasıydı. Beraberinde öğrenciydim. Ve oradaki yaptığım çalışmalardan sonra ben 2 yıl sonra 1996 yılında Ülke Ocakları Genel Başkanlığı görevine getirildim. Yıldırım Tuğrul Türkeş Bey'in Genel Başkanlığında bir siyasi parti kurdu. Adı Aydınlık Türkiye Partisi'ydi. Bu partiyle 2002 genel seçimlerinde seçime girdi. Aydınlık Türkiye Partisi 2002 seçimlerinde Doğru Yol Partisi'yle, Tansu Çiller'in Genel Başkanlığı'ndaki Doğru Yol Partisi'yle seçim ittifakı yapmıştı. Ben de o seçimde buradan İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olmuştu. O seçimde Doğru Yol Partisi yarım puanla, 9,5 alarak yarım puanla baraja takılmıştı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok yüksek oyla hükümete gelmesi sonucunu doğurmuştu. Bunu takip eden yıllarda Aydınlık Türkiye Partisi MHP'ye katıldı. 2011 yılında bu kez ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden yine İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olarak listelerde yer aldım ve çalışmaya. Bu devam ettikten sonra geldik bu yıl 2023 yılındaki Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanı seçimlerine. Bir insan ne kadar yeterli dolu olursa olsun memleketi için verebileceği ne varsa bence vermiştir artık ve değişmesinin zamanı gelmiştir. Değişimden yana oy kullanmak niyetiyle Kemal Kılıçdaroğlu Bey'i destekleme kararı aldım. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyeliğim halen devam ediyordu. Orada üyeyken Cumhur İttifakı'nın adayını değil de desteklemek siyasal olarak etik değildir. Siyasi etiğe aykırıdır diye ben girdim. Edevet üzerinden partilerle istifa ettim o zaman. MHP'den istifa ettim. Kılıçdaroğlu'nu özetlersek, yani belki çok gündemimiz değil ama yani tanıdığınız için soruyorum. Cumhuriyet Türkiye'sinin, Atatürk Türkiye'sinin yetişmiş, tertemiz, pırıl pırıl, doğru, düzgün, dürüst bir devlet adamıdır. Kemal Kılıçdaroğlu, benim tanıdığım Kemal Kılıçdaroğlu budur. Meziyetli ve becerikli olmasının da ürünü olarak İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmıştır. Şimdi Azmi Bey, açıklamalarınızdan birkaç şeyim var. Çoğunlukçu demokrasi değil, çoğulcu demokrasi. Şurayı açalım mı? Bu tartışılan dediğimiz demokrasiler konuşulurken, yönetime ilişkin. Çoğunluğun tahakkümüdür çoğunlukçu demokrasi. Biz çoğunluğuyuz. İşte sandıktan çıkmaksak biz sandıktan çıktık. Çoğunluğuz öyleyse bizim borumuz öter. Öyle değil. Anladım. Öyle değil. Çoğulcu olmalı. Oraya yansımalı. Çünkü demokrasi bir temsil rejimidir. Her sosyal katman kendini yönetimde görebilmeli, yönetimde temsil edilebilmelidir. Yani burada yönetişim kavramını kullanmıyorum. O ayrı bir kavram. Ayrı bir olgu. Fakat katılımcı demokrasi idealize edilendir ve çoğulcu olmalıdır. Seçmen istikrardan yana oy kullanır. Bilerek ajite etmek istedim. Evet. Bilerek ajite etmek istedim. Yoksa istikrar, elbette ki huzur, güven, istikrar bunlar pozitif kavramlar ve pozitif çağrışımlar yaparlar. Ama bunu reddediyorum. Ben size istikrar değil yenilik vaat ediyorum derken, istikrar bizi bu hatalara getirir derken ben aslında müesses nizam eğer kokuşmuşluğa kurulu, statiko, kokuşmuşluğa yol açıyorsa, istikrar statikonun devamını getiriyorsa ve kurulu düzen, müesses nizam, statiko lehimize değilse, halkın lehine değilse
Bunu değiştireceğiz. Bunu değiştirmek de istikrara karşı olmak demektir. İstikrardan yana olmamak demektir. Kasıtlı olarak böyle ajitatif bir söylem kullandım. Bunu genel seçimlerde de yapmıştım. 20 yıllık AK Parti müessesesi nizamını değiştirmek gerektiğini, çünkü artık ülkeye bir şey veremediğini, durgun su misali kokuşmaya ve sinek haşerat üretmeye başladığını yani söylemiştim. O zaman... İskambil'de kağıtlar dağıtılmış, eliniz iyi gelmemiş. Aha. Ne yapmak istersin? Ne olsun istersin? Diyemiyorsun. Evet. Ama istediğiniz olması gereken ne? Kartların karılıp, evet, destenin karılıp yeniden dağıtılması. Evet. Mümkünse de o sırada araya da bir joker, aha, katılması. Şimdi Zafer Partisi araya bir joker kattı bu seçimde. Kartları yeniden dağıtıyor ve araya bir joker kattı. Trafik sorunundan tutun, mimari sıkışmışlığa ve demografik yapısının kalabalıklaşmasına ve karmaşıklaşmasına yol açan, yeşil alanlarını kaybeden, plajlarla devralınmış İstanbul'un artık denizlerine girilemeyen keşmekeş içerisindeki bir metropol. Sıralamada bulunduğu yer Hindistan'ın Mumbai şehri, Mısır'ın Kahire'si, Kenya'nın Nairobi'si ile aynı listeyi paylaşan bir İstanbul. 2004'te alışıyla 2019'daki bitirişine, aha, 15 aha. yıl. 15 yıl boyunca bu kenti AK Parti yönetti. Getirdiği sonuç ortada. Kendi ifadesiyle. Evet. İstanbul'a ihanet ettik Tayyip Erdoğan. Doğru. Ben konuşmuyorum, Tayyip Erdoğan konuşuyor. Evet. İstanbul'a ihanet ettik. Yeni de kavramlar öğrenmiş. Dikey mimari değil, yatay mimari, aha, diye. Bundan memnun kalmayan İstanbullu seçmen 15 yılın sonunda nihayet belediyeyi bir başka sına, bunların elini alıp bir başkasına vermeye karar veriyor ve Ekrem İmamoğlu'na teslim ediyor. 5 yılda Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u alıp getirdiği yere baktığımızda, kendi tanıtım propagandasından elde ettiğimiz verilerle baktığımızda, yaptığını gördüğümüz şeyler şu: annelerin toplu ulaşımda ücretsiz yararlanması, annelerin ücretsiz yararlanması toplu ulaşımda. Bunu neyle sağlıyorsunuz? Çok mu büyük bir kaynak gerekir bununla, ya da çok mu kısıtlı kaynağınız vardı da ancak bunu yapabildiniz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçesinin 18 milyar dolar olduğunu dinleyenlerin dikkatine sunayım ve lütfen bunu hatırlarında tutsunlar. 18 milyar dolarlık bir yıllık bütçeyle yapabildiğini anlatırken, annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağladım diyor. Büyük nimet. Başka neler yaptın Sayın Ekrem İmamoğlu? Yine sizin kenti donattığınız pankartlardan, afişlerden öğrendiğimiz kadarıyla süt dağıtmışsınız. Küçük çocuklara belli oranda, isteyenlere küçük oranda süt dağıtmışsınız. 1990'ların başında SHP belediyelerinin bile o imkansızlıkla yapabildiği, ihtiyaç sahipte mutlaka alması gerektiği, fakat hiç de 18 milyar dolarlık bütçenin harcanacağı bir yer olmayan bir iş. Başka ne yaptınız? 120'lerde, sayısı 120'leri bulan kreşler açmışlar, anaokullar açmışlar. Kentin nüfusu ne kadar? 16 milyon nüfusu olan bir şehre 120'lik sayısı olan kreşler açmışsınız. Yani bir kreşi emekli bir öğretmen kendi bütçesiyle bile açabilir. Çok masraflı bir iş değildir. Sıraladıklarınız bunlar, bize sunduklarınız bunlar. Başka? Yani bana milyar dolarlık bütçenin harcanabileceği bir mega proje, fark yaratan, Ekrem İmamoğlu belediyeciliğin imzası olacak bir proje yapabildiniz mi? Hayır. Parti belediyeciliğinden devraldığınız metro şantiyeleri vardı. Bu şantiyeler durmuş, çalışmayan, stop etmiş şantiyelerdi. Buraların işlerlik kazanmasının yurt dışında bulunan krediyle sağlandı. Ve bunlardan bazıları açıldı. Tamamı değilse de bazıları açıldı. Fakat sefere başlayanların da tam olarak bitirilmediğini görüyor. Ataköy metrosunu kullanırım, 5. kısım metrosunu kullanırım. Hala şantiye halindedir, tehlike arz ediyor, çamur içerisindedir ve bitmemiştir. Sürekli takip ederim, devamlı müteahhit değişir, bitmiş bir şekilde değildir. Yani lütfen misafir konuk aldığınızda İmamoğlu'na bunu bir sorun. Yani bu Ataköy 5. kısım metro istasyonunun neden sorunu nedir de niye bitiremiyorsunuz? Yoksa sizin estetik anlayışınızda bitmiş bu hali bu mu? Yani bu sizin bitmiş haliniz. Son ayı mı? Eyvah eyvah. Bizden bir 5 yıl daha istiyor Ekrem İmamoğlu. Yapamadıklarını, niye yapamadığını sorduğumuzda, merkezi hükümetten, bakanlıklardan destek alamadığını, elinin kolunun bağlı olduğunu ve aciz olduğunu söylüyor. Peki bir 5 yıl daha isterken rejim, sistem, belediye kanunu değişmiş mi olacak? Hayır. Aynı kanunla, aynı sistemle bir 5 yıl daha istiyorsunuz. Yine aciz halde çalışacaksınız. Yine eliniz kolunuz bağlı olacak. Ya sizin belediyecilik anlayışınız buysa. Eğer sözünüzü dinletemiyorsanız, sözünü dinletemeyen bir belediye başkanı olarak ne yapacaksınız? Ya
bunu sizin rakibiniz, bir diğer rakibiniz olan Murat Kurum'la ne farkınız var? O da o şekilde buraya atanmış bir memur gibi, düşük profili bir memur gibi Sayın Tayyip Erdoğan'ı temsilen buraya atanmış, gözü kulağı Ankara'da olacak olan bir memur olarak İBB'nin başkanlığına ya gelmek kurumu istiyor. Kurumu direkt şey olarak görüyorsunuz değil mi? Yani atanmış memur. Murat Kurum yani, atanmış bir memur. Öyle mi görüyorsunuz? Yani Murat kazandı da öyle mi olacak? Murat Kurum'u İstanbul sokaklarına bıraksa yolunu kaybeder. Ama kentin yönetimine talip. Peki başka bir tarafından baksak nasıl olur Murat? Rakiplerinizden bir tanesi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, imardan sorumlu kişi. Öncesinde TOKİ. Öncesinde de TOKİ var. Bu aday başkan olduğunda ilk yapacağı işlerin birisi depremle ilgili çalışma olacak. Evet. Diyor. Şimdi hükümetin bir memuru olduğu için hükümet o döneminde kaynak lazım. Çıkarmak durumunda kaldı. İmar affı. İşinin altına imza atmak zorunda kalmış bir memurdu. Ondan amirleri böyle bir şey istemişti. İmar affı biliyorsunuz maliklerin lehine olan bir durum değildir. Yıkılmaktan kurtarılmış gibi geçici olarak görülse de aslında mukadderat mezarını evet. Özellikle İstanbul için %7'lik bir depremin kaçınılmaz olduğu yerde bu kendi idamına, ölümüne imza atmak demektir. Bunun altında imzası olan bir bürokratın siyaseten halkın karşısına çıkarılmaması lazımken AK Parti demek ne kadar kadrosuzluk çekiyor ki Murat Kurum'u İstanbul halkının karşısına belediyenizi buna teslim edin diye çıkartabilmiştir. Murat Kurum Ankara'dan İstanbul'a vesayetin temsilcisi. Diğer aday Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'dan Ankara'ya vesayetin temsilcisi. O da Trabzonlu, siz de Trabzonlusunuz. Evet. Hemşerisiniz. Doğru. Ki bazı hani söylentileri de var ya, sonun hemşerinizin lehine çekilirsiniz ona. Hemşerimden böyle bir jest beklerim. Benim lehime çekilmesini beklerim. Tamam, o güzel. İmamoğlu'yla tanışıyor musunuz? İmamoğlu CHP'ye katılmadan öncesinde arkadaşım. Tamam, öncesinden tanışırız. Yukunuz var. Peki Sayın Başkan, son sorum, neden size oy versinler? Ben milliyetçi siyasetin bir kadrosuyum. Bir siyasal ekolün kadrosuyum. Milliyetçi siyasetin kadrosu olarak kendisini Türk milliyetçiliği siyasal düşüncesine yakın hisseden, herhangi bir ortak payda sebebiyle yakın hisseden, buna Türk kimliği olabilir, cumhuriyetçilik olabilir, Atatürkçülük olabilir, muhafazakar milliyetçilik olabilir, herhangi bir sebeple kendini Türk milliyetçiliği siyasal düşüncesiyle ilişkili hisseden her bir İstanbullu seçmenin oyuna bu sebeple talibim. Sayımızın, gücümüzün ve etkimizin ne olduğunun görülmesi ve bilinmesi için sandıktan da arzu edilen temsil kabiliyetine sahip bir şekilde ve en kötüsü en yüksek oy oranlarına sahip olarak çıkabilmektir. İlgi nasıl Sayın Başkan? Beklediğimin çok ötesinde reaksiyonlar oldu. Adaylık açıklandıktan sonra mı? Evet. Birçok insan sandığa gitmeyecektim. Şimdi gidip oy vermem için bir sebep var. Milliyetçi seçmeni sandığa götürecek bir aday yoktu. Hı? Murat Kurum kim? Ekrem İmamoğlu'na Türk milliyetçisi niye oy versin? Zafer Partisi'nin de ana şeyini oluşturan, omurgasını oluşturan, buna Suriyeli diyelim, buna düzensiz göçmen diyelim, buna işgalciler diyelim, bu konudaki tavrında olacak. Biz ev sahibi olarak bunların hangilerini nasıl ve niye kabul edeceğimizi, burada kalma sürelerinin ne olacağını, nasıl davranılacağını ve onların uyması gereken kuralların ne olacağını ev sahibi olarak biz tayin ederiz. Gelenler değil. Bu gelen misafirler maşallah ev sahibini kapı dışarı etmek yaşındalar. Evin sahibi gibi mutfağa, yatak odasına, salona, her tarafa girip istedikleri gibi geliş güzel yayılıp yatmaktalar. İstanbul halkının konforunu bozuyorlar. Yaşam konforunu bozuyorlar. Kentin yaşam alanlarındaki verilen rahatsızlığa kadar, her türlü tacize kadar, sözlüsüne, fizikisine kadar, her türlü tacize kadar, kıyı şeridinden, sahillerinden tutun, kent merkezindeki meydanlara kadar her yerde varlıklarını hissettiren bu kaçaklar ve mültecilerin kalabalık nüfusunu seyretilmesi lazım. Ve kentteki emlak kira değerlerinin artışına sebep, kaçak ve ucuz işçilikten dolayı işsizliğe sebep, iş yerlerinin, dükkanlarının fiyatının artışına sebep, böylece Türk iş yeri sahiplerinin işlerinin bırakmasına sebep. Yokluğa, yoksulluğa sebep yok da. Mahalleler var. 50 bin kişilik Somalili mahallesi var. Sadece Somali. Fatih'te bu anlattığım gibi inen Türkçe tabelalar, yerine asılan Arapça tabelalar var. Getto ulaşma şehrin merkezine kadar girmiş vaziyet. Hükümetin amacı ne? Önlem almamak niye? Bunu yok farz etmek niye? Yani sizi diskriminasyon yapıyorsunuz. Hiç de hümanist değilsiniz diye suçlarlar endişesiyle yapay, sahte bir hümanizmanın içerisine girip kentin bugününe ve geleceğine ihanet etmenin ne anlamı var? Biz İstanbul halkının haklarına sahip çıkmak için varız.
Bunun haklarına sahip çıkacağız, varlıklarına sahip çıkacağız. Kendi vergileriyle kuruş kuruş ortaya getirdiği varlıklarına sahip çıkacağız. Nedir o varlık? Ortaya getirmiş olduğu mal ve hizmetlerdir. Kent yaşamına ilişkin ortaya gelen mal ve hizmetlerdir. Yani buradaki bir hastaneden, buradaki bir toplu taşımadan, metro, otobüs, vapur, benimle aynı maliyetle, aynı fiyatla, aynı ücretle yararlanmamalı. Buna turist dahildir. Ne turist ne de mülteci ile ben aynı fiyatı ödememeliyim. Ben daha ucuza bilmeliyim. Yahut kent belediyesinin bütçesi geliri artsın diye onlar daha pahalı almalılar. Mültecilere dönük, onların İstanbul'da yaşamasına dönük bir sübvansiyon var. Destekleme var. Kalsınlar. Şimdi bunu nasıl yaparsınız? İnanamadım gördüğümde önce hacklendi mi dedim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin profil hesabı. Hayır değilmiş. Kendi sosyal medya resmi hesabından yayınlamış. Bir de Filistin bayrağı koymuş. Filistinli öğrencilere 7500 lira burs verecekmiş. Yani bizim öğrencilerin tamamı bir Fransız, bir Alman öğrencinin refah düzeyinde okul okumaya başladı. Harcama kabiliyetine sahip oldu da sıra bir başka ülkenin çocuklarının beslemeye mi geldi? Bir de bu duyuruyu Arap alfabesiyle ve Arap diliyle yap. Arapça olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin metropol şehrinin belediyesinin sosyal medya hesabında açıyorum Arapça duyuru var. Kim için? Burada yaşayan Araplar için. Bakınız bizim buraya gelmeyi caydırıcı kılmamız lazımken Ekrem İmamoğlu belediyeciliği mültecilere lütfen kendinizi evinizde gibi hissedin muamelesi yapıyor. İstanbul'u bu şekilde altın tepside sunuyor. Bu kadarını AK Parti bile yapamamıştı. Gerçekten çok önemli konulara değindi. Bir başka zaman bir başka konukla tekrar beraber olmak üzere. Hoşçakalın.